Evet arkadaşlar merhabalar, ben Esra hocanız. Bugün 4 Haziran'da girmiş olduğunuz deneme çözümünü, Türkçe deneme çözümünü sizinle birlikte yapacağız. Şimdi hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki bize, şöyle birazcık yakınlaştıralım, şöyle kalsın. Bize burada aslında Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı ile ilgili birkaç önemli ülkelerle ilgili bilgiler vermiş ve bu grafiğe göre kayısı ihracatı ile ilgili hangisinin doğru olduğunu sormuş bize bu soruda. Baktığımız zaman birinci maddemizi okuyalım. Türkiye'nin en çok kayısı ihracatı yaptığı ülkeler ABD, Rusya Federasyonu'ndan sonra gelmektedir diyor. Doğru olanı soruyor çocuklar ama burada doğru bir bilgi değil çünkü ABD nereden? Rusya'dan sonra geliyor. Yani sonra geliyor derken hani şey manası 14,5 Rusya Federasyonu'nda 6,6. Dolayısıyla 14 daha büyük bir oran olduğu için rakamsal manada önce geliyor diyebiliriz. Yine en az Avustralya'ya ihraç edilmektedir. Avustralya 5,6. Zaten şöyle en azdan en çoğa doğru böyle sıralandığını düşünecek olursak en az da Avustralya. Yani iki doğru. İki doğru olduğu için mesela biri eleyebiliriz. A şıkkını eleyebiliriz. Adı verilen ülkelerde gerçekleştirilen ihracat diğer ülkelere yapılanlardan daha fazladır diyor. Şimdi diğer ülkeler %53,3. Şimdi şuranın %50'den fazla olma ihtimali zaten yok ki. Değil mi? %52 olma ihtimali yok. Neden? Yani %50'nin altında olacak. Çünkü buranın %100'e tamamlanması demek 40 küsur, 47 ya da 46,7 gibi bir şey olması gerekiyor şuranın toplamının. O yüzden bu da olmaz. Almanya'ya İngiltere'den daha fazla ihracat gerçekleştirilmektedir diyor. Almanya'ya bakıyorsunuz 6,4 iken İngiltere 6,0. Yani tabii ki de Almanya daha fazla. O zaman 1 ve 4'e kesinlikle ne yapabildik çocuklar? Ulaşabildik. O yüzden cevabımız, pardon, 2 ve 4. O yüzden cevabımız Bursa olarak çıktı. Evet, devam edelim. İkinci sorumuzla. Burada iki tane metin verilmiş. Bu metinlerin dil ve anlatımı. Bakın dil ve anlatım deyince üslubuna bakmanız gerekiyor. Yani şimdi dil ve anlatımı kelimesi bizim için önemli. Bilimsel içerik diyor. Şimdi bakın bizim burada içerikle hiçbir ilgimiz yok aslında. Veya öğretici bir metin derken öğretici metin de içerikten bahsetmiyor. Burada kafadan A ve C'yi elemek gerekiyordu. Neden? Dil ve anlatım kelimesi demek dilin söyleyişi, kullandığı kelimeler, kelimelerin özellikleri, cümlelerin özellikleri, nesnel mi, öznel mi, ağır bir dil mi, kapalı mı dil mi, açık bir dil mi? Bunlardan bahsedecek daha çok. O zaman şey tanık göstermeden yararlanmışlar mı? Bakalım tanık gösterme olması için bir insana yer vermesi gerekiyor. O insanın bir de cümlesine yer vermesi. Tamam, Thales evet bir insana yer verilmiş burada ama bu sadece örnekleme olarak karşımıza çıkar. Tanık gösterme olması için cümleye yer vermesi gerekiyor. Zaten birinci metinde hani Uzungöl'e gitmiş oradaki anısından bahsediyor. Bunun zaten tanık göstermelik bir durumu yok. Yani hani kimsenin adı da geçmiyor. O yüzden tanık gösterme B'de de yoktur. Hani bir de ikide de yoktur yani. Öznel yargılar içermeleri bunların ortak noktası olacaktır. Adana'ya yani birinci cümleye baktığınızda işte bak turistik tesislerin uzağında kalmış küçük bir otelde yaşanan durumlar ve şüphesiz yeri doldurulamaz güzellikler. Nereden biliyorsun şüphesiz yeri doldurulamaz bir güzellik olduğunu? Bu tamamıyla öznel. Yine baktığınızda işte yine doğup büyümesinin payının olduğu inkar edilemez diyor. Bu da yine öznel bir ifade olduğu için çocuklar cevabımız Denizli olacaktır bu soru için. Evet, üçüncü soruyla devam edecek olursak da biz de izlemek ve seyretmek kelimelerini bunlar tabii ki de bazen birbirinin yerine kullanılabiliyor. İşte diyor ki eğer bir yeri takip etmek, bir şeyin arkasından gitmek anlamı varsa izlemektir. Geceyi gündüz izler derken geceyi arkasından gider, onu takip eder anlamında kullanılmaktadır. Seyretmek de mesela seyir halinde olmak, taşıt üzerinde olmaktır. Veya bir olaya karışmadan bakmak. Hani olanları seyrediyorum sadece, hiçbir katkım yok oraya. Gözlemlemek, dışarıdan bakmak veya seyretmek, ilerlemek anlamında da kullanılabiliyor. Bakalım
Burada yanlış kullanılmış mı? İnsanlar seyreden ağaçlara, seyreden araçlar. Seyreden araç ne demek? Devam eden taşıtların hani seyir halinde olması, yani ilerlemesi anlamındadır. O yüzden 3A doğru. Ben çok güzel bir şey izliyorsam tiyatroda daha ne kadar sürecek piyes diye aklıma getirmem. Çocuklar şimdi tiyatro izlenen bir şey değildir. Tiyatroyu takip edemezsin, değil mi? Veya olayı takip işte olayla ilgilenmek anlamı yoktur. Tiyatro izlenmez. Tiyatro seyredilir. Yani bir durumu gözlemlemek ve hiçbir şeye karışmadan oraya bakmaktır sadece. O yüzden burada cevabımız Bursa olacak. Ceyhan'a bakalım. Siyasi olaylar karşısındaki tepki ve düşünceleri dolaylı da olsa izleyebilmek. Şimdi siyasi olayları izlemekten bahsediyor. Yani takip ediyorum demek istiyor olayları. Yine üretim politikasını yakından izleyeceğiz, yakından takip edeceğiz anlamı olduğu için burada da yine bu doğru anlamda kullanıldığı için cevap Bursa olarak karşımıza çıktı. Dördüncü soruyla devam edelim. Hangisi metnin anlatımı ile ilgili, hangisi söylenemez? İkilemeye yer verilmiş hızlı hızlı kelimesini görüyorsunuz burada. İkileme var. Birinci kişi sildim demiş. Bunu yapan söyleyen bensem eğer bu birinci ağızdan kullanılmıştır zaten. Eksiltili cümleler var mı? Bakalım. Uyandım yüklem, değil mi? Gibiydi yüklem. Ama ne yağmur derken bu zaten bir şeydir çocuklar. Ama ne yağmur. Ama ne yağmur vardı demek istiyor. Yani burada bir ünlem cümlesi olarak karşımıza çıkar. Bu eksiltili cümle değildir. İşte kapattım yüklem, duruyordu yüklem. Değil, mümkün değildi yüklem. Yani hani yüklemlerin hep sonda olduğunu görüyorsak burada eksiltili cümle yoktur çocuklar. Veya işte yüklemin olmadığı bir cümle yoktur diyelim. Kişileştirmeden yararlanılmış mı bir bakalım. Burada sanki gök yarılmış gibiydi. Güz intikamını alıyordu. Güzün intikamı olmaz. Kişileştirme sanatı da burada var. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı bu soru için. Beşinci soruyla devam edecek olursak açıklamalardan hangisiyle ilgili bir deyim yoktur? Çoğu zaman incir çekirdeğini doldurmayan, daldan dala atlayan, başını almış giden. Şimdi üç tane deyim var aslında. Bakalım izin almadan gideceği yeri bildirmeden gitmek ne demek? Başını alıp gitmek demektir. Çok az veya çok önemsiz konuşmak. Yani incir çekirdeğini doldurmamak, hani çok az konuşmak, çok az kelimeler içinde kullanılır bu. Aynı zamanda önemsiz, yani hiçbir işe yaramayan anlamında da kullanılır. Bu da doğru. Bir konu üzerine konuşurken onu bitirmeden başka konuya geçmek daldan dala atlamak demektir. Bir kitabı okurken yarım bırakıp başkasına başlamakla ilgili bir deyim yok burada. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Zaten eşleştirmeyi yapınca Denizli otomatikman dışarıda kaldı. Hangisinde 6. soruya geçecek olursak hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Doyu'da inanma. Şimdi Deda'nın yazımı ile ilgili bir soru bekliyoruz. Her zaman bekleriz bu soruyu. Çünkü en çok sorulan sorulardan biri. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor burada da. Şimdi Duyda inanma. Duyda diye bir kelime yok zaten. O yüzden bitişik yazamam. Bağlaçlar ayrı yazılır. Sizin de dünyanız aydınlık olsun. D daha bağlacı cümleye. Hani sizin de, hani başkalarının var. Sizin de aydınlık olsun anlamı var. Bildim de kimseye söyleyemedim. Arkadaşlarım beni de çağırmadı. Şimdi burada beni de bitişik yazmanız için beni de'nin burada bir anlamsız olarak beni de diye bir kelimenin olması lazım ama beni de diye bir kelime yok zaten. Arkadaşlarım beni çağırmadı da diyebilirsin. Dolayısıyla D'yi cümleden çıkardığında anlam bozulmuyorsa demek ki bu bağlaçtır. Bunun ayrı yazılması gerekir ama burada bitişik yazıldığı için cevabımız Denizli olacak. Yanlış yazılmış yani. Evet, 7. soruyla devam edelim. Öznenin vurgulanması ne demektir? Yüklemleri buluyorsunuz. Kaçmalıyım, görülür. Nöbet tutuyorlar. Seviyorum. Şimdi bakın. Yüklemleri bulduktan sonra yüklemin hemen önünde hangi ögeler var? Hangi öge varsa o öge vurgulanmıştır. Şimdi ben özneleri bulayım bakayım. Seviyorum yüklem. Kim seviyor? Ben. Burada gizli özne var. Bunun vurgulanma ihtimali var mı zaten? Cümle içinde geçmiyor. Nöbet tutuyorlar. Kim? Onlar, gizli özne var, eliyorum ben, özne arıyorum burada. Buradaki her tarlada izim görülür. Görülür yüklem, görülen şey ne? İzim. Benim izim görülür diyor. İzim burada özne olduğu için, burada özne hemen yüklemden önce geldiği için vurgulanmıştır. Kaçmalıyım, ne, kim kaçmalı? Ben. Yine gizli özne var, gizli özneyi burada vurgulama şansım zaten yok. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak 7. soruda.
Devam edelim 8. sorumuzla. Rahat çözebileceğinizi düşündüğüm bir soru bu da çocuklar. Hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içerir? Zaten 3 tane görselde zaman kavramını işte odaklanmak için sınava zamanında sınavda hedefi tutturmak için zamanı iyi ayarlamak gerektiği. Burada yine odaklanmak için saatin zamanın iyi olduğu. İşte yine saatin bizim İşte burada kanatları olduğu, çabuk geçtiği, buna dikkat etmemiz gerektiği. Yani hep zaman kavramı üzerinde durulmuş. Ama burada bir tane insan var, iki farklı yöne gidiyor aklı. Ama bir ortada büyük bir soru işareti var. Yani iki farklı seçenekten hangisini seçeceğini karar veremediği için farklı bir anlam içeriyor. Cevabımız Bursa olacaktır. Zaten rahat bir şekilde görürsünüz bu soruyu da. Evet, 9. sorumuz bir mantık sorusu. Mantık sorusuyla ilgili biraz konuşalım. Burada demiş ki, bu şimdi Ankara'da bir kolej var. Burada başarılı olan 1, 2, 3, 4 tane öğrenci var. Toplamda 6 parça hediye dağıtılacak bunlara. Biri kalem, biri okuma kitabı, biri de soru bankası olacakmış. Şimdi şöyle şuraya kalem diyelim. Şuraya okuma kitabı diyelim. Şuraya da soru bankası diyelim şöyle çocuklar. Her öğrenci en az bir tane, en fazla iki tane hediye alabilirmiş. Daha sonra baktığımızda Burçin ve Doruk aynı hediyeleri alacakmış. Şimdi Burçin ve Doruk'u nereye yazabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle orta bir yerlerde Burçin eşittir Doruk diyelim çocuklar. Şöyle bir dursun bu. Şöyle ortada bir yerde dursun. Yani Burçin ile Doruk aynı hediyeyi alabilir. Can kalem ve soru bankası almıştır. Şimdi o zaman kaleme Can, soru bankasına da Can yazalım mı? Şöyle bir dursun. Aile okuma kitabının dışında bir ürün daha almış ya hani. O zaman ailenin okuma kitabına yazdım ben. Bir şey daha almış ama bu kalem mi soru bankası mı buna karar vereceğiz. İki öğrenciye soru bankası hediye edilmiştir. Demek ki soru bankasını bir kişi daha mı alacak? Şuraya biz bir kişi daha ekleyeceğimizi şöyle gösterelim. En fazla hediye de kitap okuma kitabı olmadı mı? Şimdi çocuklar soru bankasında iki kişi varsa en fazla da okuma kitabındaysa ve bu çocuklar zaten kaç kişilerdi bunlar? 4 kişilerdi. İki kişi buraya, iki kişi de buraya Alin, Burçin, Can ve Doruk, değil mi? Toplamda 6 tane hediyemiz kaldı bizim. O zaman burada bakıyorsunuz en fazla hediye kitabı, hediye olarak okuma kitabı verilmişse ve bizim burada Aylin zaten okuma kitabı almıştı. Aylin bir de soru bankası alacak. Şu anda toplamda okuma kitabından tam net olarak bildiğimiz bir kişi var. O zaman okuma kitabına iki kişiyi daha vermek zorundayız biz, değil mi? İki hediye daha vermek zorundayız burada. İki hediye daha vereceksek toplamda 3 hediye vermiş oluruz. O zaman kaleme kaç kişi kalır çocuklar? Kaleme bir tane kalır. Bakın tekrar söylüyorum. İki kişi soru bankasındaydı zaten. Geriye iki tane hediyemiz soru bankasına gitti. Geriye kaç tane hediyemiz kaldı? 4 tane. Şimdi 4 taneden de en fazlası okumaya kalmışsa eğer okuma kitabı o zaman 3 tane olacaktır. Doğru değil mi? 2 burada. En fazla bunların içinden 4'ün içerisinden bir tane de kalem gittiğine göre dolayısıyla bir tane sadece kaleme verilen ne olacaktır çocuklar? Can'a olacaktır. O zaman burada kalemi yalnız bir öğrenci aldığını söyleyebiliriz. Hangisi kesinlikle doğrudur diyordu zaten. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Yine devam edecek olursak 10. sorumuzla şöyle yukarıda. Bu metinde hangi unsurlardan hangisi yoktur? Olay, zaman, yer ve kişilerden bakalım. Ofisimde o günden sonra bir gün geçmiş zamandan bahsediyor. Hayri bir kişi, değil mi? Bir kişiden bahsediyor. Zaman da var. Uzun süre etkisinden kurtulamadım. Koskoca adam karşısında dürüstlüğüyle yaptıklarını itiraf etti. Bir olaydan da bahsediyor mu? Bunlar nerede yaşanmış? Şu an bilinmiyor. O yüzden yer burada verilmeyen unsur olarak karşımıza çıktı.
Birinci soruyla devam edecek olursak, yazarın istekleri arasında hangisi yer almaz diye sormuş. Şimdi tanınan bir yazar mı olmak istiyor, eserleriyle ekonomik kazanç mı sağlamak istiyor, edebiyattan anlayanların mı onu okumasını istiyor, yoksa sadece yazdıklarıyla anılmak mı istiyor? Bakalım hangisinin olmayanını soruyor zaten. Şimdi tanınan bir yazar olmak istedi mi bu? Evet, A'yı eledik. Edebiyattan anlayanların yazarı olmak istiyorum. Tamam, C'yi de eledik. Reklamlarda kitabın çok satılanlar değil de etkileyiciliğiyle çok satılanlar, etkileyiciliğiyle ve hayatımın değil yazdıklarımın. Şimdi bakın, bu A, C ve D'yi rahat bir şekilde eliyoruz. Buradaki şu işte çok satan kelimesi sakın da sakın sizi ekonomiye götürmesin. Kitabı çok satanlardan değil, etkileyiciliğiyle satanlardan olmak istiyorum. Dolayısıyla burada para kazanma amacı çok da fazla yok. O yüzden cevabımız bursa olacak. Ekonomik değil yani. 12. soruyla devam edelim. Ezop'un bu davranışıyla anlatmak istediği şey neymiş? Onu bir konuşalım. Gerçekten derinlemesine düşündüğü zaman dünyada dostların ve dostlukların çok az olduğuna inanıyor insan. Burada dostlukların çok az olduğunu mu söylüyor? Evet. Küçük düşüncelerin tutsağı olan kişileri gördükçe aklın kaçırası geliyor. Gerçekten candan bir dost aramaya koyuluyorlar. Gerçek bir arkadaş arıyorlar. Demek ki bu yaşam boyunca sen gerçek bir arkadaş arıyorsan bunu bulmak çok mu zor? Evet, gerçek dostların çok fazla zor bulunduğundan bahseden bir metin olarak karşımıza çıktı. İnsanın tek başına yaşamaması, küçük düşüncelerden sıyrılmak istemesi değil de zaten ilk cümle ve son cümle çok rahat bir şekilde bunun cevabını bize gösterdi. Yine 13. soruyla devam edecek olursak arkadaşlar, anlamlı bir metin oluşturulmak istenmiş. Şimdi burada kafanızı şöyle karıştıracaktır. Şimdi bazen işte diyorsun ki oysayla başlanmaz. Temelsiz biçim oyunlar kendinizi avutmuşuz ya da hani mesela şu iki cümle 5 ile başlıyor. İkisi de 2 ile başlıyor. Şimdi birçok insan çevresindeki olayları karmakarışık, darmadağınık görür. Bu çok genel bir ifade. Genel ifadeler genellikle ilk cümlede verilir çocuklar. Tamam, bu konuda anlaşalım. O zaman ikinci cümleyle başlıyorum. Birçok insan diye başladık. Daha sonrasında bakalım bunları süzmek. Şimdi çevresindeki olayları karma karışık gördükten sonra ne yapmak istiyor? Bunları süzmek, molozu özden ayırmak, elde verilen verileri düzenleyip değerlendirmek zor iş. Daha sonrasında ama insan bu güç durumu. Şimdi çocuklar bakın, zor kelimesini eş anlamlısı nedir? Güçtür. O zaman burada ne yapmamız lazım? Hemen dörtten sonra bir getirmemiz lazım. Dörtten sonra biri nerede getirdik? Bakın. B şıkkında getirdik. Bakın tekrar söylüyorum. Eş anlamlı kelimeler veya birbirine aynı olan kelimelerin hemen ard arda gelmesi gerektiği için biri de burada getirdik. Sonra hayatın ilkesi haline getirmelidir. Oysa biz yüzyıllar boyunca bu ana ilkeden, bakın, ilke haline getirdi. Sonra bu ana ilke dedi. Yani yine ilke ne yapması lazım? Ard arda gelmesi lazım. En sonunda da zaten temelsiz yaşam biçimi kendimizi avutmuşuz. Başkalarının biçimlendikleri doğrulara konarak işin kolayına kaçmışız. En sonunda da bir değerlendirme yapmış oldu. O yüzden cevabımız bursa olacaktı çocuklar. Evet, 14. soruda özelden genele, genelden özele bir sözcük. Şimdi bize diyor ki ne yapmamızı istemiş? Bize 4 tane ifade vermiş. Türk Edebiyatı Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin ve yazar kelimelerini genel anlamdan özel anlama. Yani şöyle dışarıdan içeriye doğru. Şimdi bunlardan en genel anlamlı hangisi? Edebiyat. Edebiyatta kimler olur? Yazarlar. Bu yazarlardan biri kimdir? Reşat Nuri. Reşat Nuri'nin en bilinen eseri nedir? Çalıkuşu. O zaman sıralama A, D, C, B şeklinde olacak çocuklar. Tamam. Yani genel, özelden genele deseydi tam tersini düşüneceksiniz. Çalıkuşu değil mi? Kimindir? Reşat Nuri'nindir. Reşat Nuri kimdir? Yazardır. Yazarlar hangi alanda olur? Edebiyat alanında olur diye düşünebilirsiniz. O yüzden A. Türk Edebiyatı, D. Yazar, C. Reşat Nuri, B. Çalıkuşu olacak. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı bu soru için. 16. sorumuzun cevabı, pardon,
Pardon, 14. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Şimdi 15. soruyla devam edelim. Hangisi fiilimsi değildir diye sormuş. Coştuğunda, coşmak fiil kök. Duğunda, düğünde zarf fiil ekidir. Bağlamasını eline alır. Bakın çocuklar, bağlamadan kastı sazdır. Biz buna kalıcı isim dememiş miydik? Bunun artık fiilimsi olma ihtimali var mı? Yok, bağlama artık kalıcı isim olduğu için biz buna fiilimsi diyemiyoruz. Duymadığında dık dik sıfat fiil eki var. Burada da unca ince yine zarf fiil eki olduğu için cevabımız Bursa olacak bu soru için. Yine 16. soruyla devam edecek olursak hangisi söylenemez? Abartma, benzetme, konuşturma ve tezat sanatlarından bahsetmiyor. Şimdi abartma, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın mazindir varacakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim içinden. Şimdi bak, yırtarım dağları. Dağları yırtmak çok ciddi bir abartma. Benzetme, kükremiş sel gibiyim. Kendisini bir sele benzetti. Benzetme de yaptı. Konuşturma sanatı var mı diye bir bakalım. Şimdi bak, sezdirme yoluyla tezat ne demek? Ben bunu hep söylemişimdir. Tezat sanatı deyince ak ve kara gibi bir şey beklemeyeceksiniz. Anlam olarak birbirinin zıttı kelimeler. Bakın, zincir vurmak ne demektir? Birini esir almak demek değil midir? Evet, hür kelimesi de bunun tam zıttı değil mi? Hür demek özgürlük demek, zincire vurulmak demek esaret demek. İşte bu ikisi sezdirme yoluyla tezat sanatı da verdiği için çocuklar konuşturma sanatı yok. Zaten bunu söyleyen Mehmet Akif. Dolayısıyla bizi burada kişileştirme gibi bir durum söz konusu olmaz. Evet, 17. soruyla devam edelim. Sebep sonuç cümlesi istemiş kısaca bizden. Buraya da sebep sonucu anlatmış. Sebep sonuç cümlelerinde gerçekleşmiş bir durumun bir sonucunu anlatacak bize. Mesela parasını arkadaşından alabilmek için. Şimdi bak, almış mı? Hayır, bilmiyoruz. O yüzden bu amaç sonuçtur. Bunu eledim. Çok çalıştığı için olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Olimpiyatlara katıldı mı? Katılmaya hak kazandı mı? Evet. Neden? Çok çalışmış çünkü. Çok çalışma eylemi gerçekleştirse bu neden sonuç oldu mu bana? Oldu. Okursan demiş, bu zaten şart kipi olacaktır. Burada da yine not almazsam derken yine şart anlamı olduğu için cevabımız burada Bursa olacak çocuklar. Evet. 18. soruyla devam edecek olursak noktalama sorumuz var burada da. Hangisine verilen noktalama işareti sırasıyla getirilmeli? Şimdi bak, Karabaş isminde siyah bir köpek vardı demiş. Şimdi bu normal bir cümle, bitti. Çünkü küçük harfle değil büyük harfle başlamış. O zaman bunların zaten virgül olma ihtimali yok. Bakın bu çok önemli bir şey. Şu ayraçtan sonra gelen kelimenin büyüklüğü ya da küçüklüğü bize burada büyük bir ipucu veriyor. Köyün bir köşesinde yavrularıyla beraber yaşıyordu. Bak şimdi devam etmiş. Küçük harfle devam etmiş. Ben buraya virgül koyabilir miyim? Şimdilik bir koyayım bakayım ne olacak. Bunlar kahverengi virgül sarı. Şimdi virgüller var. Virgüllerin birbirine karışma ihtimali var. Çünkü yaşıyordu yüklem. Sevimliydiler yüklem. İki tane cümle var burada. İki tane cümleyi birbirinden ayırmak için ben noktalı virgül kullanacağım. Neden? Çünkü şu virgüller var. Virgüllerle karışmaması için bunları biz ancak burada Denizli şıkkıyla bulabiliyoruz. Evet çocuklar, buradaki son sorumuz Aşık Veysel ile bitirmiş olalım. Burada pardon, iki sorumuz. 19. soruya baktığınız zaman bize diyor ki boşluk. Bu tarz sorularda lütfen yerine koymayı deneyin. Mesela kendi ifadesiyle, kendi söyleyişiyle, kendi anlatımıyla bir bakalım. Mesela şiir okumaya mı, şiir söylemeye mi, şiir yazmaya mı? Şimdi Aşık Veysel şiir okumamıştır çocuklar. Şiir söylemiştir. Tamam. Direkt çalıp söylemiştir. Zaten biliyorsunuz gözleri görmeyen bir sanatçımızdı o dönemde. Şimdi o zaman şiir söyleme ifadesi bize daha yakın geldi. Devam edecek olursak en sonunda mesela Sivas'ın civarında böyle saz çalanları toplamış, bizi de götürmüştü. Orada çaldık, söyledik. Ondan sonra işte dilimin bağı çözüldü. Neyin bağı çözülür çocuklar? Şimdi kendisi mesela diyor ki şurada bakın, söylemeye utanırdım diyor. Söylemeye utanırdım diyorsa o zaman söylemeye kelimesini burada rahat bir şekilde verebiliriz. Evet, cevabımız Ceyhan olacak. Kendi anlatımıyla Aşık Veysel. Şiir söylemeye 35 yaşından sonra başladım. Orada çaldık, söyledik. Ondan sonra dilimin bağı çözüldü demiş. Evet. Burada anlamlı bir metin oluşturmaya çalışacağız. Ve bunun şöyle yapalım. Doğru sıralamasını sormuş bize. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var.
Şöyle çok çeldirici aslında. Hocam 3 ile mi başlayacağız, 4 ile mi başlayacağız? Kafamız çok karıştı diyebilirsiniz. Ama burada yine tekrar söylüyorum. Birbirinin ardından gelen kelimeler bizim için önemli. Şimdi 3 ile başladığımızı düşünürsek eğer mesela 3 ile başlayıp 1 ile devam edenler var. Ha suyumuz ha canımız, ya su ya ölüm gibi kalıpların geçtiği cümlelere yansıyan öfkeyi çözülmek için önce suyun HES'lerin yapılacağı yerlerde yerel halk için anlam yorumunu kavramak gerekiyordu. Şimdi bakın, HES'lerden önce HES'leri daha önce şurada söylemiş. Daha önce olduğunu nereden anlıyorum? Önce bir şeyi açıklayacaksın, daha sonra onlarla ilgili başka noktalara geçiş yapacaksın. O yüzden HES'i açıklamamız gerektiği için biz buna 4 ile başlayalım. Bu kitabı ortaya çıkarmak üzere yola çıkarken nehir tipi hidroelektrik santraller yani HES, kırsal kesimde ne kadar büyük bir sorun olduğunu biliyordum. Bu hidroelektrik santrallerin sorun olduğunu biliyordum demiş. Ama dürüstçe söylemek gerekirse sorundan bahsetti. Az önceki soruya benziyor aynı. Sorun ve sorun ardı ardına geldiği için bunları burada almak zorundayız. Ancak sahaya çıkınca anladım. Ha suyumuz ha canımız gibi kalıpların geçtiği cümlelerle yansıyan öfkeyi çözebilmek için önce suyun HES'lerin yapılacağı yerlere yerel halk için anlam önemini kavramak gerekiyordu. Kavramak gerekiyordu demiş. 1,5 ay süren alan araştırması bunu bana fazlasıyla sağladı. Evet, bunu kavramak gerektiğini alan çalışmasıyla, alan araştırmasıyla yani o alana gidip oradaki insanları, köydeki insanları tanımakla olacağını söylediği için evet cevabımız Adana olacaktı çocuklar. Evet, bu bugünlük denememizin çözümü bu şekildeydi. Umarım 20'de 20 yapmışsınızdır. Hepiniz hoşça kalın. Başarılar diliyorum.